Geçelim her şeyi. Aynen, geçelim abi. Direkt geçelim yani. Kesiyorum abi. Bu kısım yok abi. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Yanımda kral var. Kendiniz zaten biliyorsunuz. Berke ile bugün birlikteyiz arkadaşlar. Çok güzel bir Paris açılışı yapacağımızı umuyoruz. Şansımız zaten ortada. Bugün Berke bizim ışığımızı yakacak diyelim arkadaşlar. Zaten bizden bir şey çıkmadı ortada. Berke hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle çok teşekkür ediyorum partimizi kabul edip geldiğin için. Öncelikle paketaşmadan bir gazımızı alalım diyorum ben. Şu anda burada ikon kartları var. Sana ufak bir soruyla başlayacağım. Burada 4 tane kaleci var. Şimdi herkes futbola başlarken elbet bir idol olur, bir örnek aldığı futbolcu olur. Ve oyunda da 4 tane ikonumuz var. Hani bunlarla kısıtlı kalmak zorunda değilsin. Kariyerine başlarken idol olarak gördüğün bir kaleci var mıydı? Varsa burada var mı? Yani FIFA'da yani Batman'ın üstüne tamam. Evet, 17. Aynen. Ama bu sene Yeşim. Yani en yüksek rating'di galiba o. Evet. Oblak'la beraber. İkon olarak Prime'da zaten. Aynen. 94 rating en aynen yüksek. Şu anda ortalık kartladım. Oyunda Yeşim'i seçerdim. Benim kartım ama DE var. DE. Zaten o da büyük ihtimalle futbolu bırakır bırakmaz ikon kartlardan birisi olacak. İkinci sorum ise her kaleci için en önemli şey stoperler olan bağlantısıdır. Yani onlarla nasıl anlaştığıdır. Burada hem bu kadromuzu hem de yedeklerin bu sağdaki rezervlerde stoper kartlarımız var. Sen kaleci olduğunu farz et. Seçeceğin iki stoper kim olur? Kendi önünde oynamasını istedim. Ya aslında ben çok statslere güvenmiyorum oyunda ya. İşte Eder Militao çok şey değil ama bana göre en iyi stoperlerden biri oyundaki. Hız ve daha çok pozisyon önemli benim için. Bakabiliyor musun testlerine? Tabii. Ben hatta sana direkt kumandayı vereyim. Sen bir bak bakalım hangi stoper kombinasyonu seçeceksin. Çok merak ediyorum. Tabii dediğin gibi oyunda aslında gerçek futbolculuğunda çok iyi olup oyunda çok kötü olan kartlar da var. Bu yüzden ben senin hangilerini seçeceğini çok merak ediyorum açıkçası. Güzel, Kuman'ın da çok şey yapıyorlar oynayanlar. O da çok, yani hem pas hem şut hem de dribbling olduğu için komple futbolcu olmuş. Dezeli'yi seçerim birincisine. Birincisi Dezeli geldi. Marcel Dezeli. İkiye de Maldini. İkiye de Maldini. İkisi de hızlı ve defans yönü iyi olan stoperler. Aynen. O zaman madem onları seçiyorsun, paketlerimiz de var abi. Hazır sen çıkar direkt oynatalım o zaman. Madem onları seçiyorsun. Direkt biz paket açılımına başlayalım o zaman. Tamam, bakalım mı? Pakete mi geçelim? Direkt paketimize geçelim. İstediğin paket açabilirsin abi. Yükseldiğini açabilirsin. Abi bu sene çok şanssızım. Biz her sene şanssızız. Ondan burada şanssızlık. Ben onun üstüne çıkartamadım. Hangisinden başlayalım siz söyleyin. Sen de abi yükselme edeceksin belki. Bu iş yükselme işi. En iyi pek hangisi bunlar? En iyisi Real Players Pack. Nadir oyuncu paketi. En sağ taraftaki. Şu solda kaldı. Solda kaldı. Bu mu? Bu. Aynen. Şu an en iyi paketimiz bu. 50.000 coinslik. Bu en kötüsü galiba. Evet. Evet, bu en kötüsü. O şey, tadımlık bir paket yani. Açacaksın şimdi şansını. Şimdi bize bir şey yapsın. Bakalım geliyor mu? Yok yani. Port geliyor. Zaten geçelim abi. Aynen, geçelim abi. Direkt geçelim yani. Bu paketi gördükten sonra direkt geçiyoruz. Ya bu sene oyun öyle bir hal aldı ki gerçekten kimse bir şey çıkaramıyor. Yani dediğim gibi ben ona artık şaşırmıyorum. 100 kaldık paketten billboard görmediğim falan oluyor. Ben de devam ediyorum. Bakalım şansımız nasıl gidecek. Ama paket eşitsizliği var yani bundan. Var ama yine board geliyor. Yine İspanya gelsin. Gelmedi. Rakitic yok. Mazzucchi. Mazzucchi. Mario Mazzucchi geliyor Juventus'tan. Peki belki sen arkadaşlarınla elbet FIFA oynuyorsundur. Özellikle Fenerbahçe'den olabilir, yani şu anki yeni başkan olabilir. Nasıl oynuyor arkadaşların? Yani sen de futbolcular FIFA'yı normal hayatlarıyla denk getiriyorlar mı yani? Yok ya. Onun bence en çok şey. Ama gerçekten antrenmandan şeyden çok vakitiniz olmuyor. Bu oyunda da en önemli şey pratik yapmak. Ne kadar çok oynarsan o kadar iyi oluyorsun. Katılıyorum. Özellikle mesela benim çok şaşırdığım Schalke'den ya da başka kulüplerde hem futbolcu olup hem tuhaf yapan isimler var. Aynen. Gerçekten çok enteresan. Yani zaman bulmaları, oynamaları çok değişik geliyor bana. O zaman walkout açma sırası geldi bence ya. Bir walkout'umuz var. Haydi bakalım. Yok. Yine bir de İsmail gelsin. Evet. Kim geliyor? Kasper Schmeichel geliyor. Yine kaleci geldi. Belki bu sene Belçika'ya gittin. Yeni bir kültür, yeni bir toplum. Sence yani Türkiye ile orası arasında en temel farklar ne? Hem genç futbolcuları bakış açısı olarak olabilir, hem taraftarların futbolu bakış açısı olarak olabilir. Hani sen nasıl yorumlarsın? Ya bir kere taraftar açısından hepsi futbolu spor ve eğlence olarak görüyor. Hiç kimsenin futbolcu ne bir kötü sözü ne bir şey var. Zaten maçlardan sonra
bizim işte stadımızda bir bölüm var. Tüm taraftarlarla çıkıyorsun yukarı, birkaç işte içkini alıyorsun. Beraber sohbet muhabbet ediyorsun, hiç gayet arkadaş gibi, maçla ilgili hiçbir şey konuşulmuyor. Bunun rahatlığı var insanlarda, futbolcularda da öyle. Yani oyuncular için konuşacak olursak çok disiplinler. Tüm işte hocaların verdiği tüm programı o kadar sadıklar ki hiç en ufak bir kaytarma şey hiç bir şey olmuyor yani. Ama Türkiye'de oluyor herhalde. Ya oluyor tabii zaman zaman. Belki Altınordu'dan çok fazla genç futbolcu çıktı biliyorsun son zamanlarda. Şimdi Çağlar biliyorsun çok Leicester City inanmazlar falan gösteriyor. Cengiz Ünder gösteriyor. Sen çıktın. Altınordu'nun hani çok farklı bir altyapı olduğu zaten belli. Hani gelen oyunculardan belli. Sen şimdi Fenerbahçe altyapısını gördün, Belçika'yı gördün. Altınordu'nun altyapısını diğerlerinden ayıran en temel özellikler nelerdir sence? Bir kere her şeyini yurt dışına göre organize ediyorlar. Tüm sistem, tüm her şeyi, futbolcuların tüm hayatını sadece futbola odaklıyorlar. Sosyal yaşantılarını tabii ki düzenliyorlar ama özellikle yabancı dil dersleri çok var. Tüm gününü futbolla geçiriyorsun. Ya bu da seni ister istemez futbolcu yapıyor. Aynı yurt dışındaki bir sistem. En ufak yaştan en üst noktaya gelinceye kadar sürekli futbolla geçicisin. Yani başarı tesadüf değil bu meselesi yani. Haydi bakalım bir sonraki paketimiz de geliyor. Bir walkout iyi bizi bir sevindir ama bu sefer board bile vermiyor E-Sports. yine şaşırtmadı bizi E-Sports. Kendisi de buradan teşekkür ediyoruz. Peki belki FIFA'yı sen oynadığını ben biliyorum. En iyi kim paketten çıkarttın? Ya ben geçen sene Nedved çıkarmıştım ikon. Tabii Ronaldo falan vardı takımımda. Bu sene en yüksek İbrahimovic ile Bale çıkarttım. Onu bile çıkaramayanlar var bu arada ve şu anda biz o yolda gidiyoruz. Jene çıkıyor. Yine bizi tatmin etmeyen kartlardan bir tanesi. Yani gerçekten hani ikon garantili paket açarken bile ikon çıkacak mı diye sorguluyorum. Hani o dereceye geldim. Bakalım neler olacak. Geçen gördüm gümüş paketten ikon çıkartmış birisi. Evet işte. Bizim bir arkadaş da Ata diye hatta ambuş olalım. Evet, 5000'lik paketten Ronaldinho çıkartmıştı. Evet. Hem de medium. Benim bu oyunu söyleyebileceğim. Hadi oyun lütfen. Almam ya. Neuer. Ter Stegen çıkıyor. Ter Stegen. Hayır. Abi kaldı. Bunu istiyorum takımımdan. Tamam abi. Sana direkt göndeririz. Kaleci çekiyor abi. Yanında var mı peki bir şeyler? Yanında bir şeyler var mı? Geçeriz abi. Yokmuş, yanında bir şey yok. Tersiye piyasası galiba 150 bin coin spamlamamız gerekiyor. Bulmuş. Evet, bu kartın piyasası 150 bin. Normal kartın da 54 bin ya 55 bin civarında. Ama oyunun en iyi 2-3 kalecisinden biri şu anda tercihim. Ve çok underrated bir kaleci bence. Bir soru paket de geliyor. Tabii ki şaşırtmıyor. Geçiyoruz abi. Ben açtım güzel bir... Aynen. O kart senin hesabı geliyor abi bu akşam. Baskınızı attık. Bir tane de can açsın hazır biz oturuyorken. Haydi bakalım neler çıkacak hep birlikte görelim. Geçen sene bir arkadaş bu paketten Cristiano Ronaldo çıkarmıştı. Sıra sende mi? Biz de açalım. Bize de güzel bir şey çıksın. Bize Ronaldo gelmesin de abi. Açıyoruz. Yok abi. Bize Cristiano Ronaldo gelmiyor. Abi belediye boardları yakmıyor ya ben böyle bir şey görmedim. Yok böyle bir şey. Evet, Berke bir paket daha açıyor. Bakalım ne gelecek arkadaşlar. Şanssızlığımızı kırabilecek miyiz? Kapılar açılıyor. Ama İspanya versine geçelim. Galler geliyor. Aaron Ramsey geliyor. Piemonte Calcio. Berke kendi yaşıtlarından hani 2000'li jenerasyona bakmış olduğumuz zaman şu anda günümüz futbolunda oynayan, iyi takımlarda oynayan oyuncular hiç denk geldi mi mesela turnuvalarda olsun? 2 sene önce bu Jadon Sancho, bu Vinicius Junior. Milli takım maçında, aynen. Solanke vardı galiba aynen. Bir de. O bayağı. Kalom altında daha, o da iyi oynadık. Fiyeti Arp'la oynadık. Ondan sonra oynadık çoğuyla ya. Peki, onlarla oynadığın zaman hani gerçekten hani bir fark olduğunu, hani o oyuncunun iyi yerlere gelebileceğini düşündün mü? Ya zaten biz oynadığımızda da Sancho falan hepsini biliyorduk ya. Onlar o yaşta da oynuyorlardı. Ama bizi en çok zorlayan Sancho'ydu. Jadon Sancho. Çabuk, çok hızlı. Aynen. Herhalde gelecekte Ballon d'Or'a falan da adaylığın. Belki sence, bu benim hep hani futbolcu olsam herhalde kendime de soracağım bir sorudur.
Milli başarı mı, kulüp başarısı mı daha önemli? Yani Şampiyonlar Ligi'ni almak mı senin için daha önemli olur yoksa Dünya Kupası'nı almak mı? Dünya Kupası'nı almak. Şöyle, her sene oynadığım bir şeyle 4 sene bir oynadığım bir şey. Yani olmuş. Şu anda ben 66 Dünya Kupası'nı kimin kazandığını, nasıl kazandığını biliyorum ama 66'da Şampiyonlar Ligi'nin kimin kazandığını bilmiyorum. Ve paketimizden yine bir şeyler geliyor. Brezilya, stoper, yine bir anda şaşırtmadı. Kadro kurma görevinde yolunu bulacak. Belki geçen sene Futurestar etkinliği gelmiş hatırlayacağın gibi. Evet. Genç futbolcular vardı. Sen o kartlarda oynadın mı? Hani orada arkadaşın olan, denk geldiğin hiçbir isim var mıydı sağda? Onu da sorayım sana. Vallahi kimler vardı? Sancho vardı. Sancho vardı. Sancho vardı. Vinicius var mıydı? Vardı. Vinicius vardı. Avar vardı. Avar. Yok, onu hatırlamıyorum da. Delikli oynadım da ben o kartını almıştım. Bunu geçiyorum abi. Sesi, bu kısmı kesiyorum abi. Kesiyorum abi. Bu kısım yok abi. Kesiyorum abi bu videoyu. Ya ölüm sessizliği oldu. Belki ben hep futbolculara şunu soruyorum. Hani daha çok bu videoların amacı hani sizin zor zamanlarınızda nasıl onların üzerinden geldiniz. Şimdi sen bir sakatlık geçirdin, ameliyat oldun. Geçmiş olsun bu arada. Onların tek zamanda formana kavuşursun, formana kavuşursun. Hani bu tür zamanlarda biliyorsun insanlar genelde pes ediyor. Hani psikolojik olarak bir baskı altına giriyor. Siz bu zor zamanlarınızda işte ne bileyim maç baskısı olabilir. Ya da bu tür sakatlıklarınızda kendinizi nasıl motive ediyorsunuz? Yani kendinizi nasıl mental olarak daha üst seviyelere çıkarabiliyorsunuz? Yani tabii bunun yanında insanın hayatındaki dış faktörler de çok önemli. Kız arkadaşı, ailesi, arkadaşları. Ya benim bu süreçte hem kız arkadaşım hem ailem çok yanımdaydı. Yani çok şükür çok da uzun bir sakatlık değildi. Yani 3-4 hafta oldu. İşte yarın da Belçika'ya döneceğim. Başlayacağım tekrar. Ama tabii ki daha uzun sakatlıklar psikolojik olarak gerçekten çok zor. Ama futbolcusunuz bunlar, bunları yaşıyorsunuz. Tüm büyük futbolcular bunları yaşamış. Yani futbolda benim için %51 çalışma, %49 da psikolojik bir şey. Psikolojik olarak ne kadar güçlü olursan, bence bizi yurt dışına uyaran en büyük fark da bu. Psikolojik olarak ne kadar güçlüysen o kadar iyi oluyorsun. Aynen. O zaman bizim psikolojimizin yerine gelmesi için şu an bir walkout açma sırası geldi bence. Can açıyor. Bakalım. Bir walkout'umuz daha var bence bu hesaptan ya. Paket kötü abi. Silver paketteki Gullit'ten sonra bir de bir board geliyor. Yine Brezilya. Yine lütfen bir anda gelmesin. Yani şaşıyor. İkinci konuk Miranda. İkinci konuk evet yani. Videomuz daha benden daha çok gözüktü Gerçekten enteresan işler dönüyor. Miranda Icardi vakasından sonra yine belamız oldu. Bundan da bir Miranda çıksın da bir görelim yine. Yine bir gelsin yanımıza otursun. Bakalım yine geliyor bir şeye ama. Walkout olduğunu nasıl anlıyorsun? Walkout olduğumuzu o en üste gelen iki tane şeyden. Teki yanıyor, teki yanıyor. Sonra yanıyor. Aynen. Şimdi size çıkmanın için gösteremiyoruz abi. Ya ben internette okuyorum, bir türlü çözemedim ya kendi işimi. Ben de bayağı geç çözdüm bu sene. Ya üstte o hani rare geldiği zaman o iki tane en yani şey olanlardan şey aslında oluyor. O çözmek de biraz işin şeyini kaçırıyor. Heyecanını kaçırıyor yani. Hazırız, hazırız abi. Ama inşallah kesin ikon çıkıyordur. Haydi bakalım kim geliyor göreceğiz şimdi. Geliyor paketimiz, kapılar açıldı. Öyle bir parlıyor ki sanıyorsun evet, ki Ferdinand geliyor ama gel görelim ki Jadon Sancho. Jadon Sancho diye o kadar andık yani. Jadon Sancho'yu çıkardık. Şimdi sıra ikon garantili pakette. Hazır mısın belki bana psikolojik olarak? Abi o baskı Allah'ın baş baskısından daha zor. Şu anda hani oyunda açabileceğimiz en iyi paketi açacağız. Bebek ikon garantili paket. Pele'den Schmeichel'a doğru giden ince bir çizgi var abi orada. Bakalım o çizginin neresi bize vuracak? Ben hani Schmeichel tarafına yakın olduğumuzu düşünüyorum. Ama göreceğiz. Belki paketi açmadan sana çok duygusal bir soru soracağım ki bir böyle bir duygusal şey yaşayalım. İlk yani altın oradan Fenerbahçe'ye hani o transfer döneminin başladığı, hani senin Fenerbahçe'ye geleceğin kesinleştiği ve kulübe gittiğin o ilk zamanda ne hissettin? Hani sen bir küçük çocukken futbol hayatına başladın ve Fenerbahçe'ye geldin. Yani o an gerçekten ne hissettin? Yani çok hızlı gelişti benim için de. Ama böyle yaşadığım her şeyi 2-3 ay sonrasında anladım. Yani dedim ki ben bunları yaşamışım, bunlar bunlar. Şok etkisi. Aynen, o dönemde çok anlayamıyor insan ama mesela şu an dönüp baktığımda hani daha da çok anlıyorum derin o günleri. Çok
Yani bir insan hayatta yaşayabileceği en güzel şeylerden bir tanesi. Çok da olumlu geri dönüşler aldım bence. Seni bir de hani en çok mutlu eden şey olmuş olduğunu evet. düşünüyorum. Sen gerçekten o sene, o sene transfer olup en çok sevilen karakterlerden, futbolculardan birisiydin. Bu da bence çok özel bir şey diyorum ve kumandayı sana veriyorum. Bir özel duygu da biz yaşayalım yani. Biz transfer olamıyoruz abi. Şimdi falan açarsam daha yakın. Bakalım. Ve halledeceğiz. Hadi bakalım. Ve açıyoruz. Haydi bakalım. İnşallah ilk 10 çıkar diyorum. Haydi bakalım. Bir Brezilya görsek aslında. Geliyor. Kapılarımız açıldı. Kime gidiyor o kapı? Kime gidiyor o kapı? O kapı. Ya ben... Ne olur Sanchez'i verdi ne olur. Oh Allah. İyi, iyi. Ama bu da bela. Sanchez bu da bela. Bu yine gidiyor 600K falan. 550. Yine 600'e falan gidiyor ama bir Hugo Sanchez vakası yaşıyor. O şey aracını geçtik ya. Antrade'i buldum. Aynen Antrade'i. Satılamıyor. Zaten satılıyor. Spike çıkar abi. Beni biraz şey üzdü. Yani hani Meksika bayrağının gelmesi. Evet hani evet. Şey bir bayrak gelmesi. Aynen Brezilya. Ne oluyor olmadı. Hani bir olsaydık keşke. Evet arkadaşlar. Bugün Twitter'dan bir post atmıştım. Bir futbolcu video çekeceğim. Onu ne sormak istersiniz diye. Belki şöyle bir soru geldi. Yabancı sınırına nasıl bakıyor? Şimdi sen... Hani genç futbolcusun, Türksün aynı zamanda. Sence yabancı sınırı gerçekten Türk futbolunun gelişmesi için çok önemli bir şey mi? Yani yabancı sınırı olmasa daha mı engel mi yoksa? Bence yabancı sınırı Türk futbolu için engel ama şöyle. Hani yabancı sınırının olması bir engel. Bana göre hiçbir sınırlama olmaması gerekiyor. Şimdi açık konuşmak gerekirse ligimizde Mustafa'yı görüyorsunuz. Aynen. Şimdi ben neden ondan bir şeyler öğrenmeyeyim? Ya da neden bir... Örnek veriyorum Alex, Hacı, o tarzda futbolculardan. Zaten iyi olan futbolcu her zaman oynuyor. Aynen öyle. Çünkü Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu 38 yaşında neredeyse ama o hala oynuyor. Çünkü iyi. Çünkü iyi. Çünkü gerçekten kendine bakıyor, kendine dikkat ediyor. Çalışıyor. Ben evet. hem ondan bir şeyler öğreniyorum hem de Mustafa'dan da bir şeyler öğrenebiliyor insanlar. Bana göre böyle bir şeye gerek yok. Zaten bu sınır kalktıktan sonra Çağla, Cengiz, daha da çok gelişti, daha da çok oyuncu çıkardık. Bilmiyorum açıkçası. Bunun tartışılıyor olması bile bence çok evet. yanlış. Bizde şu an şöyle bir şey varmış gibi. Sanki milli futbolculara bir sınır varmış gibi bakılıyor. Hayır, yani. Görüyorsun kimse 11 yabancı ile oynamak zorunda da değil. İster, istersen 11 Türk'le oynayabilirse. 11'i yabancı ile oynayabilirse. Aynen öyle. Bana göre bu hem Türk oyunculardaki baskıyı birazcık da rekabeti arttırıyor. Daha çok çalışma, daha çok mücadeleye girme etkisi oluşturuyor. Bence... Böyle yani bir şey şey yok. Aynen öyle. Çünkü iyi olan her zaman oynuyor. Aynen. Yani çok büyük Türkiye'ye gelen yabancı oyuncular da yedek oluyor. Türk futbolcu oynuyor. Tam tersi de oluyor. Bana göre hiç konuşulması bile saçma evet, bence. Evet bence de. Bayağı saçma. Yani böyle bir cevabı senden duymak bence çok güzel oldu. Çünkü hani sen çok gençsin. Kariyerin daha çok uzun bir yol var önünde. Ve hani bu aslında en çok seni ilgilendiren mesela aslında bakıldığı zaman. Hani senin böyle bir cevap vermiş olman gerçekten beni de mutlu etti. Ben çoğu futbol severin de bundan çok mutlu olduğunu düşünüyorum. Son bir soru daha sorayım sana. Sence hani Türkiye'de neden genç yabancı atılmıyor? Hani sen diyorsun Jadon Sancho'lar şu an oynuyor, işte Vinicius Junior'lar oynuyor. Bu olay neden Türkiye'de olmuyor? Yani Türkiye'de bizim futbolcularımız oynayamıyor. Örnek veriyorum Çağlar, örnek veriyorum sen. Hani istediğiniz kadar forma şansı bulamıyorsunuz. Daha hak ettiğiniz kadar forma şansı bulamıyorsunuz. Bu hem sizin için kötü oluyor hem de taraftar sizleri de görmek istiyor aslında. Böyle ilginç bir durum var. Sence Türk futbolunda neden gençler istediği ya da hak ettiği kadar forma şansı bulamıyor? Ya şimdi şöyle, biliyorsunuz Zeki Çelik Bursaspor'daydı. Evet. Aynen. İstanbulspor'da. Pardon, İstanbulspor'daydı. Bir tane bir Süper Lig kulübü istemedi. Aynen. Çünkü hepsi ikinci lig futbolcusu gözüyle baktı. O riske girmek istemedi. Hepsi, sadece onun için de söylemeyeyim. Yani kadrolarından 2 milyon euro, 3 milyon euro verdikleri oyuncular varken genç oyuncu oynatmıyor. Ki bana göre birçok genç futbolcu bizim ülkemizde şu an oynayan yabancı oyunculardan da daha yaşlı oyunculardan da daha iyi. Sadece bence tek problem bu. Çok para ödüyor. Sadece aynen. Çok da maliyetsiz bir iş genç oyunculara oynamak. Yani şu an Fenerbahçe'de Ferdi, Beşiktaş'ta, Dorukhan, Umut birçok futbolcu var. Altay öyle. Aynen. Yani görüyorsunuz işte Elif geçen sene oynadı. Bir sezon, bir buçuk sezon oynadı. Oynadı ve... Baktığın hani, zaman gol kralı da olmadı, asist kralı da olmadı ama oynadı, sürekli oynadı, kendini geliştirdi. Ve Fenerbahçe önemli evet. bir para, aynen, bayağı önemli para kazandı. Bence yani bu kulüpler için özellikle böyle bir ekonomik durumdayken çok büyük bir fırsat. Çünkü zaten artık Avrupa'da da öyle. Hani çok iyi olmanıza gerek yok. Zaten
yurt dışında da bir futbolcu, genç futbolcu oynuyorsa hemen o piyasada yüksek paralara satılıyor. Bence birazcık da böyle örnek almamız bu şekilde geliştirmek lazım. Ve kulüplerin bu piyasasına rağmen hala ısrarla yabancı futbolcuların üstüne gidip onlara o paraları vermeye çalışması da ayrı bir olay zaten. Kesinlikle katılıyorum. Ben örnek veriyorum. Şu anda Çağlar Söyüncü'yü almak istediğiniz zaman 60 milyon euro civarında para ödemek. 80 demişler. 80 milyon euro. Melih Demiral aynı şekilde 60-70 milyon euro. Hani biz bu oyuncuları ülkemizde tutamıyoruz, değerini bilmiyoruz. Gidiyorlar, daha sonra almak, geri almak için uğraşıyoruz ve hani işte o Fener'de kalsaydı böyle olurdu, şurada kalsaydı şöyle olurdu. Ama aslında gerçekten dediğin gibi gençlerimize önem birazcık düşük ve oynadıkları zaman da zaten özellikle milli takımımızda görmüş olduğunuz gibi nerelere geldikleri zaten ortada. Evet arkadaşlar, klasik food kartımızı yine Berke için de hazırladık. Berke, kartına bir bak. Ne düşünüyorsun bu kartla ilgili? Bize bunu bir yorumla. Ya aslında ben 2 senedir, aslında geçen sene Fenerbahçe kadrosun dedim. Bir kez bile oyunda şeyim çıkmadı. Normal single modda bile kadroda gözükmüyordum. Hani Fenerbahçe kadrosunda olmayan oyuncular falan vardı. O, onu çok evet, o çok saçma oluyor. Hatta birkaç böyle iletişime geçmiştik ama güncellemeye yapacaklarını yani söylediler. Bir türlü olmadı. Klasik. Zaten kadroda değiliz. Ona üzülmüştüm açıkçası. Sürekli oynadığım bir oyunda olmak istiyordum. İnşallah olmadı ama şimdi buna sahip olduk. İnşallah bir gün kartında böyle olur yani. İnşallah bir gün de ikon kartını ya böyle garantili paketler açarız. O zaman arkadaşlar yine klasik. Berke bu kartları sizler için imzalayacak ve bunları çekilişi sizlere vereceğiz. Hemen ben Berke'ye kartını veriyorum. Kalemimize verelim. Ve videomuzu bu şekilde sonlandırıyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Berke de evimize geldi, misafirimiz oldu. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz gelip çıkmadığı için. Tez zamanda iyileşip sahalara dönmesini diliyoruz. Umarım her şey Berke'nin de gönlünce olur. Sizlerin de izleyen herkesin de gönlünce olur arkadaşlar. Tekrardan çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.